Selamlar herkese. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz demek isterdim ama aslında bir konumuz yok. Sadece ortaya attığım bir teorinin doğru çıkması karşısında mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Şimdiye kadar tabii ki de hepimiz tecrübelerimizi paylaşıyoruz burada bu platformda ki başkalarına faydalı olmaya çalışıyoruz ki ben kendimce öyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi karşımdaki orkideye gelince arkadaşlar bu orkideyi ben 2 Haziran tarihli bir cam önündeki orkidelerimi de gösteren bir video çekmiştim. Böyle genel birçok şeyden konuştuğum bir videoydu. O videonun tam son kısmında özellikle bu orkideyi gösterirken dedim ki eğer bir orkide bir yaprağını tam büyütmeden ikinci yaprağını çıkartıyorsa yani ardı ardına yaprak çıkartıyorsa ki gerekli şartlarda sağlanmışsa orkide yeni bir dal vermeye hazırlanıyordur demiştim. Yani bu 2 Haziran'da çekmiş olduğum videoda özellikle son kısmında son 30-40 saniyesinde bunu görebilirsiniz ya da 1 dakikasında. Ve üzerinden 12 gün geçmiş. Şöyle göstereyim orkideyi. Tabii ben dallarını budadım. O zaman üzerine birkaç çiçek vardı. Bakın bugün ne gördüm? Bana sürpriz yapmış. Yeni bir dal vermiş arkadaşlar. Yani o kadar mutlu oldum ki şimdi görünce hemen size bir videosunu çekmek istedim. Yani düşünün size bunu 2 hafta önce söylemiştim. Ardı ardına bir orkide yaprak veriyorsa gövdeyi uzatıyordur. Ve sağlıklıysa da yeni bir dal vermeye hazırlanıyordur demiştim. İşte beni yalancı çıkartmamış pembe kızım. Ve hemen yeni bir dalla beni mutlu etti. Maşallah kendisine. Bunu göstermek istedim size. Tabii her zaman bu böyle olur mu? Yani çoğunlukla benim gördüğüm kadarıyla böyle oluyor ama tabii ki de gerekli şartlar sağlanırsa yani mesela dün de bir video paylaşmıştım ya da birkaç gün önce sanırım. Eğer yeterli ışık almazsa sadece kök ve yaprak verir orkideniz. Gelişmeye devam eder sağlıklıysa orkideniz. Ama bol ışık alır, az güneş de alırsanız orkideniz arkadaşlar ve bu şekilde daha bir yaprağını bile tam büyütmeden ikinci bir yaprak çıkartıyorsa o gövde gövde uzamaya devam ettiği için yeni bir dal vermeye de hazırlanıyor demektir. Ve burada da örneğini göstermiş olayım size. Tabii bu orkidemi almışken özellikle multi olanların midi boyların budaması hakkında da bilgi vermiş olayım. Bakın arkadaşlar dalı komple budamadım. Yan dalları bıraktım. Yan dallardaki boğumları bırakıp da budamıştım. Ki zaten ben bunun budamasını paylaşmış olabilirim. Buradaki boğumlardan zaten büyümeye başlamıştı. Son bir haftadır ne kadar büyüdüler bakın maşallah. Sadece çiçekli kısımlarını kestim. Eğer bu şekilde multilerin özel türlerin özellikle uçlarında belirgin bir büyüme yoksa yani tomurcuklanma varsa zaten küçükte bir emare olan bir büyüme varsa budamayın. Ama herhangi bir büyüme emaresi yoksa ve sararma başlamışsa bu çiçekli kısımları arkadaşlar bekletmeden kesin. Ve keserken de dediğim gibi bu yan dalların boğumlarını bırakıp sadece çiçekli kısımlarını kesin arkadaşlar. Ve o yan dallardan tekrar gördüğünüz gibi bu şekilde yeni dallar gelecektir. Bol çiçekli orkideleriniz olsun. Güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle. Hoşça kalın.